Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Bugün 12 Temmuz 2022. Farklı kurumların 15 Ağustos 2022 %20 ve %27 vergi dilimlerini sizlere sunmaya maaşlarını devam ediyoruz. Şimdi de göç idaresini Çağlar Durmaz kardeşimiz yaptığı tablo halinde net rakamlar. Farklı kurumlardaysanız da izleyin arkadaşlar çünkü aynı yemeğe de hemen hemen aynı maaşlar alacaksınız. 3-5 farklı olsa da. Evet detaylara bakalım. Göç İdaresi çalışanları için 15 Temmuz itibariyle oluşan YMİ sendikalaklar ile 15 Ağustos alınacak maaşı tablo halinde belirttim. Günlük brüt YMİ 1 Temmuz itibariyle 214 52 kuruştan önce asgari brüt YMİ'si olan 215 lira 70 kuruşa yükseltildi. 215 lira 70 kuruş üzerine 15 Temmuz'dan geçerli olmak üzere %42,35 zam uygulandı. 15 Temmuz'dan itibaren günlük brüt YMİ 307 lira 50 kuruş olduğu an itibariyle hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. 1 Temmuz 15 Temmuz arası çok cüz'ü miktar yemiye farkı ve tediye farkı tarafınıza ödendi. İstisna olarak yemiye ve tediye farkı almayanlar varsa da alacaktır. Yol ücretine ücret zamı ve enflasyon farkı zamı uygulanmaz. Bulunduğunuz ildeki toplu taşıma bilet ücretine zam geldiği zaman yol ücretiniz ona göre hangi ildeyseniz zamlanır. Maaş tablosu 22 gün işe giden günlük 12 TL net yol parası olan birinci gruptaki iş primi olan şekilde hazırlanmıştır. İşe gidiş günü yol ücreti iş primi grubuna göre tabloda ücret değişkenlik gösterir. Bir sonraki zam 15 Ocak'tadır. 6 aylık enflasyon farkı ne çıkacak ona göre zam alacaksınız arkadaşlar. Göç idaresi çalışanlarına hayırlı uğurlu olsun tabloyu yine Çağla Durmaz kardeşimiz efsane şekilde hazırladı. Kendisine tekrardan Teşekkür ediyoruz. Evet 15 Ağustos maaşı Göç İdaresi Başkanı'nda çalışan iş arkadaşlara. lira 50 kuruş 31 çeken ay için bu tablo. Bürüt 9518 lira 55 kuruş, %20 vergide net 6437 lira. 6400 lira 37 kuruş. Pardon arkadaşlar. %20 vergiden net 5834 lira 10 kuruş. Arada neredeyse 570 TL civarı bir vergi kaybı var. Bakın arkadaşlar, %20 vergi ile %27 vergi arasında 570 TL sırf vergiye gidiyor yemiyelerde. Sosyal yardım aylık %20 vergide neti 5667 kuruş, %27 vergide 461 lira 84 kuruş. Burada da neredeyse 50 TL civarı kabaca vergiye gidiyor. Yol ücreti 22 günden 12 TL net. 264 lira 20 kuruş ediyor. Yemek ücreti günlük net 16 lira 81 kuruş, %27 vergide 15 lira 32 kuruş. 4 yıllık hizmet sanma aylık %20 vergide 18 lira 83 kuruş, %27 vergide 17 lira 16 kuruş. İş primi 22 günlük %20 vergide 167 lira 90 kuruş, %27 vergide 153 lira 40 kuruş. Gelir vergisi esnası %20 vergide ve %27 vergide 1051 lira Damga vergisi hassas 49 lira 11 kuruş. Sendika aidatı da 112 lira 82 kuruş arkadaşlar. Net maaşa bakalım. 15 Ağustos'ta elinize geçecek net maaş eğer %20 vergi dilimindeyseniz 8351 lira 89 kuruş. %27'ye girdiyseniz 7773 lira 43 kuruş oluyor arkadaşlar. Arada 520 TL civarı yan, yani yanlış hesaplamadıysam. 520 TL civarı havadan vergiye gidiyor arkadaşlar. %27'ye girdiyseniz. Göç idaresi için 1 Temmuz 2. 2022 itibariyle güncel haklar. %37,35 enflasyon farkı arttı. %5 ücret zammı. %42,35 zam uygulanmıştır bu tabloya göre. Günlük yemeğe bürüt 307 lira 50 kuruş. %20 vergide neti 206 lira 46 kuruş. %27 vergide neti 188 lira 19 kuruşa düşüyor. 20 günlük ikramiye vergi indirimsiz %20 vergide neti 4129 lira 27 kuruş. %27 vergide neti 3763 lira 88 kuruş oluyor. 13 günlük tediye vergi indirimsiz %20 vergide 2684 lira 30 kuruş. %27 vergide 2446 lira 52 kuruş oluyor arkadaşlar. Sosyal yardım aylık 506 lira 67 kuruş %20 vergide %27 vergide 461 lira 84 kuruş oluyor. Yemek yardımı günlük net %20 vergide 16 lira 81 kuruş %27 vergide 15 lira 32 kuruş oluyor. Giyim yardımı aylık %20 vergide 27 lira 46 kuruş %27 vergide 25 lira 30 kuruşa iniyor. Kıdem hizmet sanma aylık 4 yıl için %20 vergide 18 lira 83 kuruş %27 vergide 17 lira 16 kuruş. İş birimi birinci gün, grup günlük %20 vergide 7 lira 63 kuruş, %27 vergide 6 lira 96 kuruş. İş birimi ikinci grup günlük 6 lira 11 kuruş, %20 vergide 127 vergide 5 lira 57 kuruş. İş birimi üçüncü gr grup günlük 4 lira 59 kuruş, %27 vergide 4 lira 18 kuruş. Yol parası 2 adet belediye ücreti raiç bedeli net şekilde ödenir arkadaşlar. Bu ilden ile değişir. Hangi ilin Belediye otobüs bileti kaç liraysa ona göre denir. Ek ödeme yıllık %20 vergide 1144 lira 50 kuruş, %27 vergide 1042 lira 81 kuruş. Evlenme yardımı sadece damga vergisi kesilir. 513 lira 83 kuruş hem %20 vergide hem %27 vergide. Damga vergisi, gelir vergisi istisnası, aylık asgari ücretinin vergi istisnası takip edilecek. Temmuz ayında 874 lira 16 kuruş, Ağustos ayında 1100 lira 11 kuruş, Eylül ve Aralık arasında ise 1149 18 kuruş oluyor arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Tablolar efsane olmuş. Ayrıca bu iki tabloya da videonun altına linkini ekledim. Direkt tıklayıp bu tabloları kendiniz de inceleyebilirsiniz. Çağlar kardeşimizin yazısını kendinizde okuyabilirsiniz arkadaşlar. Video altına linki var. Bilginiz olsun. Ayrıca videoyu bitirmeden belki işinize yarar arkadaşlar. Şu an web sitemiz memurlarahaber.com web sitesinin ana sayfasındayım. Kamuda çok fazla iş ilanı var. Hastanelere teknisyen, sağlık teknikeri, büro personeli, ambulans şoförü, temizlik personeli, güvenlik işçi, sekreter, hizmetli alımları var. Videonun altındaki kamu personel alımları linkinden bu ilanlara ulaşabilirsiniz. Siirt Belediyesi 50 kişilik zabıta memuru ve itfaiye yeri alım ilanı yayınladı. Kaçırmayın. Videonun altındaki belediye personel alımları linkinden ulaşabilirsiniz. İşgür TYP iş ilanları 2022 linki de videonun altında var. Paketleme işçisi alınıyor Türkiye genelinde. Çoğunluğu özel sektör olmak üzere. Kaçınmayın arkadaşlar. Videonun altındaki işgür TYP ilanları linkinden bu ilanlara ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bitvekit toplamda 550 bin taşeronun işi kadro bekliyordu diye bir haberde girdik. Okumak isterseniz videonun altında linklerden web sitemizin ana sayfasından ulaşabilirsiniz. Yurt dışı Türkler ve akraba toplulukları başkanlığı, şoför, tekniker, destek elemanı, temizlik ve programcı alımları başvuruları devam ediyor arkadaşlar. Farklı kamu kurumlarına dediğim gibi çok fazla kamu iş ilanı var. Videonun altına hepsini link link ekledik. Ayrıca bütün ekranda gördüğünüz bütün bu iş ilanlarını cep telefonlarınıza ücretsiz olarak bildirim atıyoruz. Bildirim almak istiyorum diyorsanız videonun altındaki Android uygulamanızı telefonunuza kurun. Onun da linki videonun altında var. Play Store linkini koyduk. Tıklayıp indirirseniz buradaki kamış ilanları cep telefonlarınıza gün içerisinde 3-4 bildirimle geliyor arkadaşlar. Evet çok fazla iş ilanı var. Dediğim gibi ekranda görüyorsunuz. Hepsini okumayacağım. Bu ilanlara videonun altındaki linklerden ya da tarayıcınıza memurlar haber yazıp web sitemize direkt girerek de okuyabilirsiniz arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Kalın sağlıcakla.